Merhaba arkadaşlar, bugün penye sepet yapımını göstereceğim size. İlk defa yaptığımız için hani küçük bir model başladım. Kalemlik ya da takılarınızı koyabileceğiniz bir şey yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, ipi de kırmadım. Belki büyütürüm, hani boyunu uzatırım diye. Şöyle göstereyim, bakın yuvarlak. Hoş, hani yapması çok zevkli arkadaşlar. Eminim hani bir tane yapınca gerisini getirirsiniz. İleride inşallah daha farklı şekillerde yapacağız. Böyle büyük boyut olarak büyüklerini de yapacağız inşallah. İp olarak arkadaşlar şöyle göstereyim. Penye kalın. Penye kullandım. Şöyle markasını da göstereyim isterseniz. Instagram'da, Facebook'ta sayfaları var arkadaşlar. Sipariş edebilirsiniz. Yani durdurup numarayı da arayıp isteyebilirsiniz. Ben farklı bir marka istemiştim. O bozuk çıktı. O yüzden üzülmüştüm. Geri bu marka Tura Tekstil sipariş ettim. Hemen gönderdiler. Allah razı olsun. İstedim. Hemen gönderdiler. Ben de tanıtımlarını yapayım istedim. İnşallah beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız arkadaşlar. Tığ olarak ise 3,5 mm tığ kullanıyorum. Burada daha kalın tığ yok. Hani siz isterseniz tuhafiye sorup hani kaç numara tığla örülür penye diye sorabilirsiniz. Hani kalın olması lazım. Çünkü ipimiz de kalın. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle tutup bakın. Şöyle bükerekten yuvarlak yaptım. Sık iğne. Bakın. Böyle bu şekilde. Sık iğne yapacağız. İkinciyi yaptım. Şöyle çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Hani çok da geniş de yapmayın. Hani orta derece. Bazıları hani diyor sıkı yapmak lazım ama ben biraz geniş bile yaptım. Hani güzel sert de duruyor hani. Yani hiçbir sorun yok. Evet. 3 4 5 6. Bakın 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle ipimizi alta çekip sıkıştıralım arkadaşlar şöyle. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın. Sonra bakın ilk yaptığımız sık iğneye şöyle bataraktan böyle hemen çektim bakın. Başına dolamadan çektim farkındaysanız. Tekrar göstereceğim. Geçiş yapmak için bakın. İlk 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra başına dolamadan bakın böyle ipi çektim. Başına dolamadan çekiyorum hatta. Sonra bir zincir çekiyorum. Böyle aynı yere başına dolamadan batıyorum. Böyle sık iğne yapıyoruz. 2 bakın aynı yere 2 tane battım. İkinci sık iğnenin üzerine geçtim. Yapımı biraz zor ama zevkli arkadaşlar. Bakın aynı yere ikinciyi batıyorum. İkinci sıradayız hemen. Gördüğünüz gibi aynı yere hep iki batıyorum. Bakın ikincisini batıyorum şimdi. Karşıya geçtim. Bir ileriye. Aynı yere ilkini batıyorum. Şimdi ikincisini batıyorum. Bir ileriye geçtim. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle kamerayı tam düzeltmedim. Evet. Bakın bir ileriye geçiyorum. İlk önce tabanını yapıyoruz. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, hep 2 2 battık. İkinci sıramızda şöyle ortayı da çektim. Bakın. Bir üst sıraya geçmek için buraya battım. Böyle çekiyorum arkadaşlar. Hani başına dolamadan çekiyorum. Sonra bir zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum bakın. Bir üste geçmiş olduk. Aynı yere iki defa batıyorum yine.
Bir sonrakine geçtim. Aynı yere iki defa batacağım. Bu sırada da hep aynı yere iki tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Böyle yamulmasına bakmayın. Sonra yaptıkça düzeliyor arkadaşlar. Bakın bir ileriye geçtim. Şimdi ikinciyi yapıyorum aynı yere. Bir ileriye geçtim. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, böyle 2-2 yapıyoruz. Bir ileriye geçtim. Aynı yere ikinciyi böyle sık iğne yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Aynı yere ikinci yapıyorum. Evet, böyle sık iğne yaparaktan, hep aynı yere iki tane sık iğne yaparaktan buraya kadar gelelim. Evet. Bakın bu sırada 3. sıradayız. Sonuna geldim. Bakın buraya tığım batırıyorum. İlk yaptığım yere böyle çekiyorum arkadaşlar. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Burada da aynı yere tekrar batıyorum. Bakın bir ileriye geçtim. Şöyle. İp kalın olduğu için biraz zor oluyor ama eliniz alışırsa yaparsınız arkadaşlar. Bakın. Bir ileriye tek yaptım. Şimdi bir ileriye iki tane yapıyorum. Evet. Bir ileriye tek batıyorum. Bir sonrakine aynı yere iki tane batacağım. Bakın birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi tek yapacağım. Böyle tek yaptım. Bir ileriye geçtim. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Aynı yere. Bir ileriye geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir ileriye geçtim. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Evet. Bir ileriye geçtim. Bir tane yapıyorum. Bir ileriye geçtim. İki tane yapıyorum. Evet. Bir tane tek, bir tane çift bataraktan böyle buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Bakın dördüncü sıramız bitti. Bakın ilk yaptığım, hani dördüncü sıraya geçişte yaptığım sık iğneye bakın tığım batırdım, ilmeği aldım, böyle tek seferde çekiyorum hani düzgün bir görüntü olsun diye. Bir zincir çektim arkadaşlar, tabanımız bitti bu şekilde. Hani yamuk falan demeyin, hani yaptıkça düzeliyor kenarlarını. Bakın bu şekilde, hani düzü bu şekilde. Şimdi tersini çeviriyorum böyle tabandan yan tarafa geçiş için. Şöyle göstereyim. Bakın tersini çevirdim. Gördüğünüz gibi. Bir zincir çekmiştim. Bakın. Tığım buraya batırıyorum. Bakın. İlmeği aldım. Böyle çekiyorum arkadaşlar. Çekemedim. Böyle çektim. Gördüğünüz gibi. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Başına dolayıp çekiyorduk hatırlarsanız. Şimdi başına dolamadan çekiyorum. Nedense sizinle yapınca sıkı yaptım biraz. Evet. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Bakın. Başına dolamıyorum. Bakın bu şekli alıyor. Tığım batırdım. İlmeği aldım.
Böyle tek seferde çekiyorum. Böyle hafif genişletirseniz daha iyi olur. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Tek seferde çektim. Tığım batırdım, bakın bir sonrakine. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Tığım batırdım, ilmeğimi aldım. Tek seferde çektim. Böyle yan tarafa geçişi yapıyoruz. Taban belli olsun diye. Böyle bu şekilde bakın. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Tek seferde her birine bir tane batıyoruz. Artırma yapmıyoruz artık buradan sonra. Bakın tığım batırdım, ilmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Böyle tamamen etrafını gideceğiz arkadaşlar bu şekilde. Evet, böyle bu şekilde nereye kadar? Bu sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın taban kenarını bitirmek üzereyim. Şöyle son batıyorum arkadaşlar, sonuncuyu. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine battım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın. Bir zincir çektim. Modelin düzünü çevirdim. Böyle modelin düzünü çevirdim. Şöyle çektirelim. Alttaki ipimizi. Bakın tabanımız oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eminim sizinki de çok güzel oldu. Hani ilk defa yapıyorsunuz. Hani belki zorlanabilirsiniz. Hani yanlış yaptınız. Böyle ipi söküp tekrardan yapabilirsiniz. Hani kolay arkadaşlar. Hani eliniz alışınca çok kolay. Böyle biraz dediğim gibi çok ne sık çok sık yapın ne de çok geniş yapın. Orta kalınlıkta bakın. Şimdi bir üst sıraya geçtik bakın. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın buraya bataraktan. Sık iğne gidiyoruz. Böyle biraz genişletip yapabilirsiniz. Böyle ilmeği genişletip. Böyle her birine bir tane batıyoruz. Artık artırma yapmıyoruz. Her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Böyle. Böyle sık iğne yaparaktan devam edin arkadaşlar. Böyle yaptığımız gibi. Ve bu sırayda böyle her birine bir tane bataraktan şöyle şuraya arkadaşlar bataraktan devam edelim. Evet, yan tarafta birinci sıramız da bitti. Bakın ilk yaptığım yere bakın, burası hani çıkıntılı ya. Buraya batıyorum ilmeği. Böyle tek seferde çektim bakın, başına dolamadan çektim. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Şimdi nereye batacağız arkadaşlar? Şöyle şu şekli alsın diye, saç örgüsü şeklinde. Gördüğünüz gibi o şekli alsın diye. Şöyle göstereyim. Buraya batmıyoruz bakın. Böyle batıyorduk hatırlarsanız. Böyle batıyorduk biz normalde. Buralara batıyorduk. Oralara batmıyoruz arkadaşlar. Buraya batıyoruz bakın. Böyle. Bakın buraya. Şöyle tığım. Bakın. Buraya batıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi. Evet, bakın batıyorum. Buraya değil, buraya direkt batıyorum. İlmeği alıyorum. Başına dolayıp çekiyorum. Evet, bakın bir sonraki yere geçiyorum. Ha, buraya batmıyorum. Buraya batıyorum bakın. Saç örgüsü şeklini alsın diye bakın. Buraya. Buraya batıyorum. Böyle bu şekilde.
böyle. Gördüğünüz gibi buraya batmıyorum. Bakın buraya batmıyorum. Buraya batıyorum. Şöyle arkadan göstereyim. Şöyle bakın. Ortadan çıkıyor. Tığımız. Evet böyle. Bu sırada bu şekilde devam edeceğiz. Bakın. Şöyle göstereyim. Şuraya batıyorum. Saç örgüsü ya da zincir şeklini şık zincir görüntüsünü alsın diye. Şöyle çıkaramadım. Evet böyle. Biraz zor oluyor ama hani hafif, o kadar da zor değil. Hani dediğim gibi elinizi çok sık tutarsanız çok zor örersiniz. Şöyle hafif geniş yapmaya çalışın. Çok sıkı yapmayın. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde dediğim gibi şöyle gösterdiğim gibi şuraya batarak da sık iğne yapalım. Her birine bir tane batıyoruz. Hani artırma kesinlikle yapmıyoruz. Eksiltme de yapmıyoruz. Her birine bir tane bataraktan bu sırayı da bitirelim. Evet bakın ikinci sıranın da sonuna geldim. Şöyle en son şu şekilde batıyorum bakın. Burası düzgün dursun diye. Böyle tek seferde çekiyorum bakın. Tek seferde çektim. Bir zincir çektim. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Bakın. Yine aynı şekilde batacağım. Hani böyle buraya batmayacağım. Ortaya batıyorum arkadaşlar. Bakın. Ortaya batıp sık iğnemi yapıyorum. Evet bakın. Buraya batmıyorum. Buraya batıyorum. Bakın buraya batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın böyle. Böyle gördüğünüz gibi hep aynı şekilde batıyorum. Evet, böyle bu şekilde bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi böyle devam edelim. Evet, bakın üçüncü sıranın da sonuna geldim. Şöyle şu şekilde batıyorum. İlk yaptığım yere tığımdan ilmeğimi aldım, çektim. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Evet, şöyle sıkıladım. Yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle ortaya bataraktan sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bakın, bir ileriye tam ortaya batıyorum. Böyle bu şekilde boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Aynı bu şekilde devam edeceksiniz. Hani ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar sıra yapabilirsiniz. Evet böyle. Bakın ortaya batarak da devam ediyorum. Böyle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet.
Böyle bu şekilde devam edelim. Hani kaç sıra olmasını istiyorsanız o kadar yapın. Ben de biraz devam edeyim. Hani sonda yine göstereceğim nasıl yapacağınızı. Evet, böyle bu şekilde devam edelim. Kaç sıra yapmak istiyorsanız o kadar devam edin. Evet, ben 8 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi sıranın sonundayım. Şöyle şuraya batıyorum, ilmeği alıyorum ve şöyle çekiyorum. Evet, bir zincir çekiyorum. Şöyle görüntüsü şöyle şunun gibi olsun diye şimdi farklı şekilde batacağım bu sırayı da. Bakın, böyle tutuyordum. Şöyle içini kendime doğru çevirdim bakın. Kendime doğru çevirdim. Bakın şöyle içeriden bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çekeceğim. Bakın. Son üst sıra hani şöyle tam güzel dursun diye. Bakın. Tığım bakın içeriden batırdım. Normal batma yerine hani ortaya batmıyorum. Normal batacağım yere batıyorum hani. Bu şekilde battım. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Böyle çekiyorum arkadaşlar. Yani başına dolayıp çekmiyorum. Şöyle görüntü açısından. Bu şekilde ilmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Böyle tek seferde çekiyorum. Bu şekilde. Şöyle yapmayı deneyeyim. Hani kaba oldu ya birazdan, o yüzden hani size gösterirken yapmak zor oluyor. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle şuradan göstereyim. Böyle uç kısmı güzel duruyor. Şöyle düşürmeden. Bakın. İçeriden tığım batırdım. Normal battığımız yere. Ortasına batmıyorum. Normal batmamız gereken yere batıyorum. Böyle tek seferde çekiyorum. Tığım batırıyorum. İlmeği alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Hani siz parmağınızda sararaktan yapın, ben böyle hani büyük olunca hani kameranın açısı yönünden zor oluyor. O yüzden böyle yapıyorum. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Umarım anlatabildim. Bakın böyle. Hani büyük olduğu için böyle gösteriyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Evet, böyle. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim ve vedalaşacağız inşallah. Evet, bakın sonuna geldim. Şöyle sonuncuyu da aldım. Bu şekilde bitti arkadaşlar. Böyle zincir çekip ipimizi kırıp içeriden saklayabiliriz. Şöyle bu taraftan saklayabiliriz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet, diğer sepetimiz de güzel olmuştu. Evet, gördüğünüz gibi inşallah memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hani boyutunu da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok hoş oldu. Çok zevkli bir çalışmaydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum arkadaşlar. İnşallah daha farklı modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.